Herkese merhabalar. Yeni bir köyle karşınızdayız. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi kafamdakinin de anlamını biliyorsunuz. Motorumuzu birleştirirken çekmiştik. Bugün sizlerle birlikte saman yapacağız motorumuzla. Kaskımdan da anlaşıldığı gibi işimiz bugün saman yapmak. Evet arkadaşlar motorumuzu çalıştırdık. Abim üstünü giydi ve saman yapmaya başladık. Size demiştim dahadaki bahçemizde ektiğimiz pinki yolduk demiştik. Olmuşlar daha önce yok ki. O kurumuş. Bugün onu saman yapacağız abimle birlikte. Abim başladı saman yapmaya. Abim bunu ben yokken kullandığı için, o daha iyi bildiği için o yapıyor bugün. İleride ben de öğrenince ben de yaparım. Şu an makinenin ustası abi. Böyle kolay gözüküyor gibi arkadaşlar ama o makine de bayağı ağır. Böyle hafif bir şey gibi ama bayağı ağır ya. Burada da var arkadaşlar biraz otumuz. Burası da benim samanlarımızı buraya atıyorum ben. Burada samanlarımız. Gördüğünüz gibi hemen samana çeviriyoruz bari. Ucundaki demirle otları kırıyor, küçük parçalara ayırıyor. Ortalık o zaman oldu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bayağı küçülmüş saman olmuşlar artık. Böyle. Bunları ineklerimiz aksaman oluyoruz. İneklerimizi buğdayların kalan tarafı işte ekin samanı diyelim. Aksamanı bilmeyen ekin samanı. Buğdayın kalan tarafı, bitki tarafını saman olarak alıyoruz. Sonra işte bunu bizim kendi yaptığımız ot samanları da onunla karıştırıyoruz. Daha iyi oluyor. Hem daha severek yiyorlar hem de ineğe daha iyi oluyor. Beslenmiş gibi oluyor. Daha gıdalı oluyor. Kafa burada gözükmüyor ama kameradan her tarafı ot parçaları gidiyor parçit parçit. Abimin kafasındaki o kask da o işe yarıyor. Abim maalesef taşa çarptığı yerde olduğu için. Kafasındaki şey işte o ot parçaları gelmesinden koruyor. Üstünde yelek giysisi var. O da onunla üstüne atıyor motoru. Daha
arkadaşlar, bu bizim ilk denemesine, bildiğiniz gibi dağdan yonca işlemiştik. Onlar da kurutup böyle yapmışlar ama o zaman ben yoktum. Ve abim böyle tek başınaydı, halam da böyle ev işleriyle falan ulaşıyordu. O yüzden çekemedik ama bugün ben varım kameran olarak. Belki daha sonra samanları da ben katacağım. Abim böyle saman yapacak, ben de onları samanlığımıza dolduracağım. Gün batımını gösteriyor arkadaşlar. Bu köyde gün batımı ön taraf pek belli olmuyor ama dağlar gösteriyor. Şöyle güneş batıyor. Evimizin arkası orman. Gördüğünüz gibi. Hatta size yukarıdan göstereyim şimdi ön tarafları, aşağı taraftan gözüküyor ama oradan gözüküyorlar. Güneş atmak üzere. Akşam havanın serinlemesini bekledik. Evet, sıcak oluyor, bildiğiniz gibi her taraf sıcak. Muhtemelen sizin bulunduğunuz yer de sıcaktır. Yani burada gündüzleri bayağı sıcak oluyor ama akşam bari serinliyor hava. O yüzden biz de işimizi akşama bıraktık. Güneş gelince, hava serinlediğinde yapalım dedik. Bu adam show yapıyor ya. Arkadaşlar, o görmüş olduğunuz, hani burayı otunu yolmuşlar tekrardan ekmişler demiştim önceki videoda. O kadar tarladan bu kadar ot olmuştu. Fazla olmadı yine aslında. Şampiyon! Her yapsınları toparla. Tamam. Abim işini bitirdi. Artık sıra beni toparlama vakti. Evet arkadaşlar, topladık. Yeniden burayı da topladım. O kalanları da topladım hepsini. Abimden şimdi yeni ben kıymaya başladık. Toplarken çekemedik maalesef. Abimin üstündeki şey, yani makine çıkmasın, yeni şey yapmasın diye çekemedik. Öyle işte. Kıymaya devam ediyoruz. Saman yapmaya devam. Hatta sol duman oldu. Artık arkadaşlar, bir de bir yonca makinemiz var. Ondan başka artık ot yapacak yerimiz yok. Ot işi bitmesine az kaldı. Ot işi. Bazen altı toprak olduğu için arkadaşlar taşa dek geliyor. Fena ateşler falan çıkıyor onlar. Ben bu işi öğrenmiş ya iyice. Ya biliyorum.
daha bizim değişik köklü ağacımız var. Köke yapmış halde var. Toprakları tutuyor. Bizim koruyucumuz. Böyle bunlar da var. Bunlar bizim evin arkasında. Heyelan olmaması için tutuyor. Sanki biraz da toprak taş gibi gördüğünüz gibi taşlar var hep. Buralar toz oldu. Arkadaşlar kamerada çıkmıyor ama fena toz oldu. Arkadaşlar sona yaklaştık, bayağı azaldı ve şimdi yine kalanları bir toplayacağım, ondan sonra onu bir daha yaparız. Artık kalanları samanlar yıkayacağım, ondan samanlar yıkayacağım. Bakalım kaç çuval çıkacak. Arkadaşlar tekrardan topladım. Abim yeniden kalanları kıyıyor da. Biraz sıkılmış olabilirsiniz arkadaşlar, kusura bakmayın. Ve motor nasıl, motorla nasıl yapıyoruz, nasıl çalışıyor onu göstermek istedim. Ve video istiyorsunuz, çekeyim dedim ben de sizlere. İşimiz bugünkü işimiz bu bizim. Burada bizim meşe ağacı var, böyle dal kökleri çıkmış her taraftan. Böyle gördüğünüz gibi aşağılara doğru gidiyor. Fena bir dalı var ama fena bir kökü var. Gördüğünüz gibi ortalık toz oldu, her taraf toz. Bayağı zor arkadaşlar bu iş. Hayvana bakmak gerçekten zor. Bu sene bir de saman da pahalıymış. Yem de pahalı zaten. Bu sene bizi zor bir sene bekliyor gibi. Allah inşallah kurbanlarımızı satabiliriz. Ve işte ineklerimize saman da alamayacağız. Yani kurbanlık tosunumuz var. Satamadık da inşallah bir kurbana kadar müşteri gelir değilse sıkıntı. Düşünün bizim samanımız yetmemişti arkadaşlar, o zaman almıştık. Kilosu 1 lira diyordu. Yani bir saman da zaten 4 ton bir şey, 4 ton filan oluyor bir kamyonda. Yani 4 milyar tutuyor bir kamyon. Düşünün artık yani bayağı bir zor bu hayvancılık. İşte niye pahalı diye sorarsanız işte kurban, et, süt, işte bu yüzden arkadaşlar. Saman, yem pahalı. Yem 100 liraya yakın zaten. İneğe bir elden en fazla bir hafta gidiyoruz şu an. Yani bizim bir de az 4-5 ineğimiz var. Bir de çok olan var. İki daha çok. Hay artist bu adam hallediyor ya, maşallah. Tepeye çıkmıştı arkadaşlar buradan. Abi bir seyrediyor. İşte arkadaşlar saman pahalı olduğu için elimizden geldiği kadar kendi otumuzdan samanımızı yapmaya çalıştık ama gördüğünüz gibi azıcık bir şey oldu. Bu bize en fazla bir öğün yeterli bizim ineklere, böyle saman. Yani sadece ot samanı direkt versen bir öğün ancak yeter. İnekler bir öğünde, yani bir sabah bir verdiğimizde mesela kocaman bir çuval yiyorlar. Bu saman çuvallarını biliyorsunuzdur, koca koca olur, onlardan bir tanesini yiyorlar. Burada ondan en fazla bir buçuk varmış.
Yine toplama sırası arkadaşlar. Şampiyon nedir? Abi mı? Yorgunluktan dili çıktı abimi. Çok da yorulmamış ya. Tozdan şikayetçiyiz. Toz her zaman tavanda başa bela. Katayım mı artık? Ben Konya'da mahsur kalınca abim öğrendi. Abim artık ustalaşmış. Abim de. Yine de yapıyor bayağı ama işte şey yapıyor ama yapıyor işte. Yapıyor işte de. Hızlı mı yavaş mı bilmiyorum, ben geçen yavaş mıydı dedi de, ama o zamandan beri hızlandım biraz. Bence iyi. Sizce arkadaşlar yoruma yazın. Abim iyi mi sizce? Bence iyi. Bakın gördüğünüz gibi samanımız oldu. Kabışımızın samanı. Bu da abimin ne denir ona, yeleği mi? Yeleği, motorumuzu taktığımız yelek. Haydi artık ben samanları katacağım. Çekeceğiz. Çekeceğiz şimdi buraya. Bu karanlık yere. Haydi evet arkadaşlar, çekmeye başladık. Dolduruyor. Bir kamyon sonra. Bu sene saman pahalı. Anlattım biraz daha demin bu işlerin zorluğunu. Eşit neden pahalı biraz bahsettim. Bunu da göster. Tarihi şeyimiz. El yapımı. Saman katacağım. Neyi derler ona? Atkı. Köyde atkı diyoruz. Ve kara odaya gidiyoruz. Kafası yarıldı. Yapma sakın, acayip tuhaf. Hani şöyle aşağıya tarafa gelen tarafa olunca sıkıntı, eğilimi kökmek zorundayız. Durmamız lazım bunların de. İşin gördüğünüz gibi soktan yani. Hiç olan bir şey değilseniz gördüğünüz gibi. İyi bir şey. Naylonla. Tozlardan bahsedeceğiz ya. Cenaze. Seviyoruz böyle. Evet arkadaşlar, son postel, son şeyimiz, otumuz. Çadırımıza son otumuzu doldurduk, bu kadar kaldı, çektik. İçeriye bunu da 3 kere götürdük işte, bitti. Değil mi abi, tahminimiz kadar çıktı mı? Çıktı. Samanları da açırdık. Şuradan samanlar geliyor. Şimdi şuradan hop dışarıya çıkacak bu samanlar. Saman çok pahalı. Hayvancının şu anki derdi arkadaşlar, köylülerin şu anki derdi saman çok pahalı. Ve arkadaşlar şey, abim bugün pazara gitti, cuma ya. Pazarda diyorlar.
700'e anlaşıyorlarmış. Sonra 800'e getiriyorlarmış. Evet, dolandırıcılar var. Dolandırıyorlarmış. Bazıları samanını koyuyormuş arkadaşlar. İleride pahalanır, o zaman satarız diyorlarmış. Yani resmen saman kara borsaya düştü değil mi abi? Biz de böyle ne yapalım, elimizden geldiği kadar saman yapmaya çalışıyoruz. Senin yaptığın 3 gün, 3 gün gider mi? Geçmez ama ne yapalım. Bu kadar geliyor elimizde. Değil mi? Destekleyin de. Destekleyin bizi arkadaşlar. Zor durumdayız, görüyorsunuz. Bakın bu kadar saman için bile uğraşıyoruz. Daha nakibatçemizden getiriyoruz bunları. Sonra kuru diyoruz bunları, çeviriyoruz. Tabi onları biz çekemedik sizlere. Böyle biz bir de bunları kurtaracağız diye tek sevdiğimiz de olmuyor. Yani bunu çevirip duruyoruz. Yağmur yağıyor, koş koş başına. Birinde filan abimle akşam atıyoruz, adam geldi. Yağmur başladı, koş koş, sonra çatıya şuradaydı böyle otumuzda. Akşam akşam çıktık oraya, otu kapamaya çalıştık. Yani böyle zorlukları var. Bakın akşam da oldu, size daha demin güneş batıyor demiştim. Akşam oldu yani, biz katasya ve neyse artık. Ve şunu da katalım, işimiz bitsin. Daha banyo yapacağız, her tarafımız toz oldu. Evet arkadaşlar, işimizi bitirdik, görmüş olduğunuz gibi hep. Şimdi ortalığı topluyoruz biraz. Şimdi bu akşam oldu, duyuyorsunuz da ezan sesi de geliyordur. Akşam ezanı falan okundu, akşam oldu. İşimiz bitti. Daha bir de bahçelere su koymuştuk, bazılarına. Su biraz az, o yüzden koyuyoruz. Ara ara bakarak çeviriyoruz. Şimdi ona bakacağım bir de, o varmış mı diye. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Bugün işte saman yaptık sizinle beraber. Motorumuz nasıl çalışıyor, nasıl kullanıyoruz onları gösterdik. Bugünkü işimiz bayağı zordu. Toz olan iş her zaman zordur. Bugünkü işimiz de öyleydi işte arkadaşlar. Videomuzu ilk defa izliyorsanız arkadaşlar, kanalımıza abone olun. Lütfen bize destek verin. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İleriki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.